Heyecanla beklediğimiz bölümün tamamı kış yarında geçmektedir. Bu bölümde kuzeyin üzerine gelmekte olan Gece Kralı ve ordusuna karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını izleriz. Kalenin içinde gelecekteki taht kavgalarının temelleri atılmaya ve saflar belirmeye ya da netleşmeye devam etmektedir. Bu bölümde Sansa ve Khaleesi arasında olacakların kesin çizgilerle belirlendiğine şahit oluruz. Bir önceki bölümde demir tahtının gerçek varisinin Jon Snow olduğunu öğrenmiştik. Jon, kendisi ve Ejderha Kraliçesini karşı karşıya getirecek bu haberi bölümün sonlarına doğru Khaleesi'ye iletir. Üç gözlü kuzgun ve Jaime Lannister arasındaki konuşmalara yine bu bölümde şahit oluruz. Şimdi kronolojik sıralamaya uyarak 8. sezonun 2. bölümünde neler olduğunu konuşalım. Birinci bölümün sonunda Jaime Lannister'ın Kış Tepesi'ne geldiğini görmüştük. 8. sezonun 2. bölümü Jaime Lannister'ın Kış Yarı'ndaki sorgulama sahnesiyle açılır. Hem Ejderha Kraliçesi hem de Sansa, Jaime'in geçmişte yaptıklarından ötürü onu güvenilemeyecek birisi olarak görmektedir. Konuşma, Jaime için kötü giderken Lady Brienne geçmişte yaşadıkları nedeniyle ona kefil olur ve onun kurtulmasını sağlar. Ben bu konuşmada Sansa'nın aklını, hislerini önünde tutabildiğine şahit olduğumuzu düşünüyorum. Sansa, babasına yaptıklarından ötürü James'i kesinlikle istemezken, hatta muhtemelen onun ölmesini isteyecekken kendi canını emanet ettiği Lady Brienne'in sözlerinden sonra fikrini değiştirir. Bu bence Sansa için olumlu bir adımdı ve bizim gözümüzde onun değerini artırdı. Bu konuşmada Cersei'nin ordusunu kuzeye göndereceği konusunda herkese yalan söylediğinin ortaya çıktığını görürüz. Onun amacı Kuzeyliler savaşta galip çıksa bile sağlam bir orduyla Kış Tepesi'ne gelerek onları yok etmektir. Onun akıllıca bir plan yaptığını düşünsek de sonuç olarak herkese ne kadar güvenilemeyecek birisi olduğunu gösterdiğini ve ayrıca kendi kardeşlerinin düşmanlığını kazandığını söylemek yanlış olmaz. Cersei çok büyük oynadı ve muhtemelen çok büyük kaybedecek. Bu arada verilen karardan çok hoşnut olmasa da sesini çıkarmayan Ejderha Kraliçesi Jon Snow'un ona hiçbir şey söylemeden ayrılması karşısında bir şok geçirir. Jon ileride bu hareketin aynısını tekrar yapar ve savaş planlarının konuşulduğu toplantıdan Khaleesi'nin yüzüne bile bakmadan soğuk bir şekilde ayrılır. Bunun nedeni demir tahtın gerçek varisinin kendisi olduğunu daha önce öğrenmesidir. Ama henüz Khaleesi'nin bundan haberi yoktur ve onun davranışlarına bir anlam veremez. İkinci bölümün hemen başındaki bu konuşma aslında herkesin konumunun tekrar şekillendiğini gösteren bir savaş gibi geçmiştir. Ejderha Kraliçesi yalnızdır. Görünüşe göre ne Sansa ne de Jon Snow onun yanında değildir. Üç gözlü kuzgun Brandon Stark konuşma sırasında Jaime Lannister'a karşı kritik bir hamle yapmıştı ama ileride onun kızgınlık gibi fani insan duygularıyla uğraşmayacak kadar bilge birisi olduğunu bir kez daha göreceğiz. Bu arada Ejderha Kraliçesi'nin Tyrion Lannister'a olan güveni sarsılmıştır. Çünkü Tyrion Lannister kız kardeşi Cersei'nin hamlesini doğru tahmin edememiştir. Bu arada Ejderha Kraliçesi'nin Tyrion'a çok sert çıkıştığını düşünerek ona kızanlar olabilir. Ama onun bir kraliçe olduğunu ve sonuç olarak güvendiği birisinin onu doğru yönlendirmediğini unutmamak gerekiyor. Onun kızgınlığına hak vermemek çok yanlış olur diye düşünüyorum. Tam olarak bir yöneticinin yapması gerekeni yaptı ve hisleriyle değil aklıyla hareket etti. Zaten daha sonra yine aklı galip gelecek ve Tyrion'un hata yapsa da akıllı birisi olduğunu kabul edecektir. Üç gözlü kuzgun ve Jaime Lannister'ın yıllar sonra ilk kez konuştukları bu sahnede Jaime ona daha önce yaptıkları için üzgün olduğunu söyler. Brandon ise bu konuşmada artık farklı bir şeye dönüştüğünü, onun eskiden tanıdığı Stark olmadığını belirtir. Bu konuşmada Jaime Lannister Brandon'a "Peki ya savaş sonrasında ne olacak?" diye sorduğunda onun "Sonrası olacağını nereden biliyorsun?" diye karşılık verdiğini görürüz. Bence burada kuzgun onun savaşta öleceğini söylemek istedi. Çünkü kuzgunun ölülerle yapılacak savaştan ümitsiz olmadığını ve Gece Kralı'nı alt etmek için plan yaptığını öğreneceğiz. Bu konuşması bence Jaime Lannister'ın savaştan sağ çıkamayacağını göstermekte. Bu tahminin doğru olup olmadığını ileriki bölümlerde göreceğiz. Tyrion Lannister, "Kış yarında öleceğiz. Hiç böyle olacağını hayal etmezdim," der. Tyrion Lannister bu düşüncesinde yalnız değildir. Kaledeki pek çok kişi gibi Arya da yakında öleceklerini düşünmektedir. Bu bölümde geçen bir diğer önemli konuşma
Khaleesi ve Sansa arasındadır. Bu konuşmada onların arasındaki buzların asla erimeyeceğini, aksine bu ikilinin eninde sonunda karşı karşıya geleceğini anlamaktayız. Aslında Khaleesi, ikimizin ortak bir noktası var. İkimiz de kadın hükümdarlığını kabul etmeyen erkeklere hükmetmeyi başardık diyerek Sansa ile arasındaki buzları eritmek için bir adım atar. Devamında şunları söyler. Hayatım boyunca tek hedefim oldu. Demir taht. Ama şimdi Jon'un yanında onunla birlikte savaşıyorum. Şimdi bana söyle kim kimi manipüle etmiş? Kardeşini seviyorum. Onun bu sözlerinden sonra Sansa kulaklarımıza inanamasak da Ejderha Kraliçesine hata yaptığını ve buraya ilk geldiğinde ona teşekkür etmesi gerektiğini söyler. Ve Sansa bu sözlerinde samimi görülmektedir. İkili birbirlerini sezon boyunca ilk kez anlıyor ve birbirleriyle ilk kez anlaşıyor gibidir. Ancak taht oyunları bir kez daha kendisini gösterir. Sansa her şey bittikten sonra ne olacağını sorar. Khaleesi demir tahta oturacağını söyler ama Sansa'nın asıl sormak istediği kuzeydir. Sansa kuzeylilerin kimseye boyun eğmeyeceğini söylediği anda Khaleesi elini ondan çeker ve bakışları değişir. Anlaşılan o ki kader onların yolunu çoktan çizmiştir ve bu ikili asla dost olamayacaktır. Bu arada Jon Snow'a Gece Kralı'nın kış yarına yaklaştığı haberi verilir. Jon ne kadar süremiz var diye sorulduğunda yarın güneş doğana kadar cevabını alır. Jon ve diğer komutanların savaş stratejisini konuştukları bu sahne bence çok harikaydı. Önce durum tespiti yapılır. Düşman çok kalabalık, yorulmuyor, durmuyor ve hissetmiyor. Adil bir savaşta onları yenemeyiz. Jon bu savaşı kazanmalarının tek yolunun Gece Kralı'na ulaşmak ve onu öldürmek olduğunu söyler. Ama en büyük soru ya da sorun ona nasıl ulaşacaklarıdır. Burada Brandon yani üç gözlü kuzgun tüm dengeleri değiştirecek cümleleri sarf eder. Gece Kralı'nın amacı dünyayı silmek. Ben dünyanın hafızasıyım. Gece Kralı beni öldürmek için gelecek. Brandon elindeki işareti gösterir ve onun bu sayede her zaman nerede olduğunu bileceğini ve bildiğini söyler. Brandon kendisini yem olarak kullanma ve Gece Kralı'nı Tanrı Ormanı'nda bekleme planını herkese kabul ettirir. Bu arada Arya'nın istediği silahın yapımı tamamlanmıştır. Game of Thrones tarihinde ilk kez bir kadına şövalye unvanı verildiğine bu bölümde şahit oluruz. Jaime Lannister gelenekleri yıkarak Lady Brienne'e 7 krallığın şövalyesi unvanını verir. Jon Snow bölüm boyunca kaçsa da bölümün sonlarına doğru Khaleesi'ye gerçek adının Aegon Targaryen olduğunu söyler. Jon Khaleesi'nin vereceği tepkiyi onun gözlerine bakarak beklemeye başlar. Khaleesi önce bunun doğru olacağına inanmaz. Daha sonra da eğer doğruysa bu seni demir tahtın son erkek varisi yapar der. Ancak bu konuşmanın nereye varacağını öğrenemeyiz. Çünkü konuşma bitmeden savaş boruları ötmeye başlar. Beklenen olmuş ve Gece Kralı'nın ordusu tüm ihtişamıyla kalenin karşısında belirmiştir.